Son fizik yükücü fizik çözer metin çözere modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar 2018 MEP kazanım testlerinden AYT testini çözmeye başlayacağız. AYT 1'i çözmüştük arkadaşlar, AYT 2'yi. Bugün birkaç arkadaşlar böyle özellikle isteği üzerine. Tabii ki arkadaşlar biz de yani hava sıcak şu anda, bir yandan değişik işlerimiz var. Çalışıyoruz. Pazar günü oğlumun düğünü var. Bunlarla uğraşıyoruz. Bu arada efendim söyleyeyim, elimizden geldiği kadar da yine sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu konularda da dualarınızı bekliyoruz. Her zaman arkadaşlar eleştirilerle de aç olduğumuzu bilelim ama tabii ki mutlaka üslubumuza dikkat edin. Hoca bunu yanlış çözmüşsün. Bu bilmem şöyle. Arkadaşlar çok bilmişlik yapmadan, hocam şura şöyle miydi? Ben ya da ben anlamadım. Arkadaşlar bu konuşma tarzı çok önemli. Lütfen çok bilmişlik yapmayalım diye kesinlikle uyarıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, AYT 2'nin birinci sorusunu. Sevgili arkadaşlar inanın ki bu videoları çekmek gerçekten kolay değil. Çünkü her soruda tekrar videoyu durduruyoruz, ekranı ayarlıyoruz vesaire. Yani çözmek bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Fakat gerçekten çok zamanımızı alıyor. Haydi bakalım, ağırlığı 12 Newton olan bir cisim şekildeki gibi 15 Newton kuvvetle yerden 8 metre yukarı taşınıyor. Buna göre cismin yerden 8 metre yükseklikte kinetik enerjisi. Sevgili arkadaşlar net kuvvetin yapmış olduğu iş F net çarpı X. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? Cismin kinetik enerjisindeki değişimi. Peki sevgili arkadaşlar şuna da bir eşit yazalım. Burada net kuvvetimiz cismin ağırlığı 12 olduğuna göre yukarı doğru 15-12 3 çarpı x nedir arkadaşlar? 8. O halde 3 kere 8 24 joule olacak diyoruz. Cevabımız Balıkesir. Asal eksenleri çakışık K ve L tümsek aynalarından K aynasına gönderilen I ışını asal eksene paralel yansıyarak L aynasına ulaşıyor ve sistemi şekildeki gibi terk ediyor. Buna göre K ve L aynalarının odak uzaklıkları bize soruluyor sevgili arkadaşlar. Şöyle aldığınızda arkadaşlar şu nokta FK noktası. Şöyle aldığınızda sevgili dostlar şu nokta FL noktası olacaktır. Sebep nedir arkadaşlar? Çünkü asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel. Şu açı arkadaşlar 53 derece. Şu açı 37 derece. 53'ün karşısı H, 37'nin karşısı da H. O halde hem 53'ün hem 37'nin 4'ün ve 3'ün okeki 12 alalım sevgili arkadaşlar. O halde 53'ün karşısı 12 ise 4'ün görüldüğü gibi 3 katı, 3'ün 3 katı şu uzaklık 9 olacak. Burada ise 3'ün 4 katı, o halde şu uzaklık 4'ün 4 katı 16 olacak. 9 nedir arkadaşlar? FK'dır. 16 nedir? FL'dir. O halde 9 bölü 16 cevabımız Celikan. İçi dolu K cismi 5 döviz kütleli sıvı içinde şekildeki gibi dengedeyken kaba X musluğundan aynı sıcaklıkta D öz kütleli sıvı ekleniyor. Buna göre K cismini etkiden kaldırma kuvvetinin zamana bağlı grafiği nasıl olur diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar burada 5 döviz kütleli bir sıvı var ve akan sıvının öz kütlesi D giderek arkadaşlar azalacak. Şu anda bu K cisminin öz kütlesi 5D'den küçük. Örneğin 3D olabilir, 4D olabilir, 2D olabilir sevgili arkadaşlar. Hangisi gibi olması bekleniyor. Bu yarısından daha çoğu battığına göre arkadaşlar K'nın öz kütlesi 2,5D'den büyük. Bu da zamanla arkadaşlar D'ye yaklaşacak. Örneğin 2D olabilir, 1,5D olabilir. Tabi D olamaz. D ile 5D arasında her değeri alır. Batana kadar arkadaşlar kaldırma kuvveti sabit kalacak. Bundan dolayı bakın sevgili arkadaşlar sabit kalacak. Adana olabilir, Bursa olabilir, Ceyhan olamaz, Denizli olabilir bir yere kadar. Edirne olamaz, Denizli olamaz arkadaşlar. Niye? Tamam şurada aynı ama kaldırma kuvveti bir süre sonra atması imkansız. Çünkü zaten yüzüyor. Kaldırma kuvveti yüzen cisimlerde neye eşit? Ağırlığına eşit. Yine yüzmeye devam etse arkadaşlar ağırlığına eşit olarak kalır. Eğer batarsa ağırlığından küçük olur. Yani azalmak zorunda ama sıfır olamaz. Çünkü arkadaşlar neticede etki eden sıvının içerisinde bir kaldırma kuvveti mutlaka var. Cevabımız Adıyaman.
İlk çubuk mıknatısı etrafındaki kaleme noktalarına özdeş pusulalar yerleştiriliyor. Buna göre kaleme noktalarındaki pusula iğnelerinin görünümleri nasıl olacaktır? Sevgili arkadaşlar, manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında en kutbuna bakın çıkıyor. Şöyle S kutbuna geliyor. En kutbundan çıkıyor. S kutbuna doğru geliyor. Şuradan da şöyle arkadaşlar çizersek yine aynı şey. Demek ki burada arkadaşlar en kutbundan çıkıyor. S kutbuna giriyor dedik. Sevgili arkadaşlar, manyetik alanın yönü L'de sağa doğru, K'da görüldüğü gibi sola doğru. O halde kırmızı sola doğru olacak. L'de sağa doğru olduğu için evet, kırmızı sağa doğru. M'de de sağa doğru olduğu için yönü şu arkadaşlar geldi. M'S sağa doğru. Cevabımız Balıkesir, Bandırma. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Birinci saniyedeki görüldüğü gibi aldığı yol 3 metre. İkinci saniyede arkadaşlar çıkartacak olursak 9. Evet, şurada ne oldu arkadaşlar? 15. Burada ne oldu sevgili arkadaşlarım? 68'den çıkartırsak 1. 21. Sürekli olarak 6 ekleyerek gidiyor. Yani arkadaşlar araç düzgün hızlanmaktadır. Ortalama sürati ve ortalama hızı bulmak için arkadaşlar toplam yer değiştirme 68'den 20'yi çıkartalım. 48 midir? Evet. Geçen süre 4 saniye. 48 bölü 4 12. Yes diyoruz. Hareketin, araç hareketinin 3. saniyesinde 15 metre. Evet bakın 2 ile 3 aralığı demek. 2. saniye ile 3. saniye arası demek arkadaşlar. 3. saniye içerisinde demek 15 metre yol almıştır. Yes diyoruz. Edirne diyoruz. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla alfa açısı yapacak şekilde atılan bir cismin sürati değiştirilmeden yatayla yaptığı açı artırılarak beta yapıldığında düştüğü nokta değişmiyor. Çok önemli arkadaşlar. Bu durumda yani eğik atış hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ve şöyle arttırıldığında görüldüğü gibi ne yapmamış arkadaşlar? Menzili değişmemiş, düştüğü nokta. Demek ki bu durumda alfa artı beta 90 derece olmalı ki buradan arkadaşlar x eşittir v kare çarpı sinüs 2 alfa bölü g. İşte arkadaşlar sinüs 2 alfaların eşit olabilmesi için alfa artı beta ne olmalıdır? 90 derece olmalıdır. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik görüldüğü gibi artmaktadır. Çünkü arkadaşlar cismin düşey hızı arttı. Bundan dolayı hareket süresi ve h maksı da artmış olur. Cismin yere çarpma sürati tabii ki değişmedi. Sürtünmesiz ortamda hangi süratle artarsak yere de o süratle çarpacaktır. Cevabımız Elazığ. Sürtünmesiz düzlemdeki 2M ve 3M kütleli X ve Y cisimleri sabit hızlarla hareket ederek O noktasında esnek çarpışma yapıyorlar. Buna göre X cismi tekrar M noktasına geldiği anda Y cismi nerede olur? Sevgili arkadaşlar bunun pratik efendime söyleyeyim çözümünü anlatmıştım. Nerede? Arkadaşlar tabii ki sorularda da her zaman çözüyorum. Ve özellikle arkadaşlar MEP kitabı özet konu anlatımda. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar cisimlerin ortak hızını bulalım. O da M1 V1 artı M2 V2 O noktada çarpıştığına göre X cismi 2 V, Y cismi eksi 3 V. Arkadaşlar sağ tarafı artı sol tarafı eksi almış oldum. O halde 2 V'ye eksi 3 V diyorum. 2 M çarpı 2 V 4 M V sevgili arkadaşlar. Tabii ki artı yazacağım ama sonuç burada eksi olduğu için eksi 3 kere 3 9 M V bölü toplam kütlemiz 2 M artı 3 M 5 M. Demek ki arkadaşlar önce bu ortak hızı bulmak için M1 V1 artı M2 V2 bölü M1 artı M2 diyoruz. MEP konu anlatımına bakabilirsiniz. Eksi 5 M B bölü 5 M bu durumda ortak hızımız eksi V oldu. Arkadaşlar X'in son hızı eşittir 2 V ortak eksi VX'den bulduğumuzu söylüyoruz. Şunu 2 ile çarptığımızda
eksi 2 ve eksi, arkadaşlar x'in ilk hızı da 2 ve olduğuna göre eksi 4 ve, demek ki eksi 4 ve hızıyla geri dönmüş sevgili arkadaşlar. Şimdi y'nin hızına bakalım. V'ye üssü eşittir. 2 ve ortak eksi V y diyoruz. O da arkadaşlar eksi 2 ve eksi y'nin ilk hızı ne? Eksi 3 ve bir eksi de burada artı 3 oldu. Eksi eksi 3 ve. Bu da ne oldu arkadaşlar? V oldu. Demek ki buradaki arkadaşlar y cismi de V hızıyla dönüyor. 4 ve hızıyla 2 birim yol alırsa V hızıyla 1 bölü 2 yani OP arası. Biraz arkadaşlar görüldüğü gibi zor soru. Zaten 14 soruda arkadaşlar 2-3 tane soruda bu şekilde kasmak zorundadır. Yer çekimi sürtünmeler önemsiz olduğu ortamda K levhasından serbest bırakılan negatif yüklü bir cisim. L levhasından 4 ve evet buradan 4 ve hızıyla geçiyor. Ve M levhasına da 2 ve hızıyla geliyor. Niye? Çünkü ters bağlı olduğu için yavaşlayacak. Bizden arkadaşlar E1 bölü E2 soruyor. Burada arkadaşlar yapılan iş Q çarpı E1 kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu hatırlatalım. 1 bölü 2 mv kare. Zaten şu 1 bölü 2 m sabit. Burada bir oranlama söz konusu olduğu için 4'ün karesi arkadaşlar 16e, 2'nin karesi 4e. O halde bu arada yapılan iş 16e, kısaca 16 diyelim. Bu arada yapılan iş W2 eşittir Q çarpı E2. 16 eksi 4E o da arkadaşlar 12E olacaktır. Kısaca 12. Taraf taraf oranladığınızda Q'lar sadeleşiyor. E1 bölü E2 16 bölü 12. 4 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3 cevabımız Diyarbakır. Düzgün manyetik alanlar içindeki X, Y, Z metal çubukları şekildeki hızlarla çekildiğinde çubukların uçları arasında oluşan gerilmeler EX, EY, EZ arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, E'nin genel bağıntısı E eşittir. Ne dedik? Bavul çarpı sinüs alfa. Tabii ki buradaki sinüs alfa dedik ki kardeşim B ile V ya da V ile L ya da B ile L arasında olacak. Öyle her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmiyoruz. Örneğin arkadaşlar burada çubuğun yatayla yaptığı açı bana ne? İstanbul güzelmiş bana ne? İşte arkadaşlar burada beni ilgilendiren mevzulara bakacağım. Evet V ile L arasındaki açı 90 derece. B de zaten arkadaşlar dik. Görüldüğü gibi zaten B sayfa düzlemine dik olduğu için burada hepsine dik olacaktır. O halde B çarpı V çarpı 2 ile yani 2 bavul. Arkadaşlar 2B çarpı V çarpı L yani 2 bavul. 2B çarpı 2 ile 4 çarpı sinüs 31 bölü 2 bu da 2 bavul. Cevabımız Edirne. Yarı çapı 20 metre olan sürtünmesiz eğimli viraj üzerinde 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen araç virajı kaymadan ancak dönebiliyor. Ne güzel. Buna göre alfa açısının tanjant değeri, tanjant alfa nedir? Sevgili arkadaşlar şu mg, burada arkadaşlar eylemsizlik kuvveti mv kare bölüre, yoksa merkezcil kuvvet içe doğru, şu merkez kaç denilen bir şey yok, sadece eylemsizlik pratik yok diye böyle gösteriyoruz. Ve arkadaşlar maksimumuzda bu ne yapacaktır? Şu noktaya dik olacaktır diyoruz. İşte şu açı alfa, tan alfa sevgili arkadaşlar, tan alfa nedir? Karşı dik kenar, işte karşı dik kenarımız şu. Yani mv kare bölü r, mv kare bölü r bölü mg. M'ler gitti mi? Gitti. Bu da neye eşit oldu arkadaşlar? V kare bölü r, g. Peki v neymiş? 10. Onun karesi neymiş? 100 bölü r neymiş? 20. G neymiş? 10. Hemen sadeleştirdik. 1 bölü 2 cevabımız 0,5 Edirne. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir yayın ucuna M kütlesi bağlanarak O noktası etrafında genliği 10 santim olan basit harmonik hareket yaptırılıyor. Hareketin periyodu 12 saniye olduğuna göre M kütlesinin X noktasındaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Sevgili arkadaşlar bu tür sorularda V eşittir W kök
R kare eksi x kareden yaptığımızı biliyoruz sevgili dostlar. Peki burada W neydi arkadaşlar? Açısal frekans 2 pi bölü t. Zaten t'yi ne vermiş? 12. Yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü 12. 6 bölü 12 ne yaptı? 1 bölü 2. Şimdi götürüp şurada yerine yazıyorum. 1 bölü 2. R ne? 10. 10'un karesi 100. Eksi 8'in karesi 64. 100 eksi 64. 36. 36 da 6 olarak çıkıyor. 6 bölü 2. 3. Diyarbakır. Evet. Oynama şıkıdım şıkıdım. Evet arkadaşlar. Oynama şıkıdımdan geliyoruz. Su dalgalarında girişim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İki tepe noktasının üst üste bindiği noktalara hareketli noktalar denir. Burada arkadaşlar gelen ışık ince kenarlı mercek gibi davranır. Tepe artı tepe eşittir çift tepe. Aydınlık bölge oluşur. Bir tepe ve bir çukur noktasının üst üste bindiği noktalara hareketsiz noktalar, yani düğüm noktalar diyoruz arkadaşlar. İşte tepe artı çukur birbirini sönümledi sevgili arkadaşlarım. Doğrudur. Bir doğru, iki de doğru eledik. Girişim deseni üzerinde sadece hareketli ve hareketsiz noktalar vardır. Aslında arkadaşlar burada bence şunu demek istiyor. Şimdi bir de çift çukur olursa bu da arkadaşlar çukur artı çukur çift çukur karanlık, aydınlık ve alacakaranlık. İşte arkadaşlar şu karanlık ve aydınlık karın çizgileri hareketli noktalardır. Bu ise arkadaşlar hareketsiz noktalardır. Burada soruyu bence biraz karıştırmış. Zaten cevaba da 1 ve 2 demiş bu anlamda. Aslında şunu demeliydi arkadaşlar. Girişim deseni üzerinde sadece aydınlık ve karanlık noktalar vardır. O zaman yanlış olur. Bu biraz muallaklı bir durum olmuş. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre niceliklerinden hangileri değişmezdi? Zaten arkadaşlar birinci postulatımız nedir? Işık hızının sabit olması. İkinci postulatımız ise arkadaşlar fizik kanunlarının bütün eylemsiz referans sistemlerinde aynı olduğunu söylüyordu. Zaman ise arkadaşlar göreliydi zaten. Delta t eşittir. Delta t 0 bölü kök içerisinde 1 eksi v kare bölü c kare ile verildiğini biliyoruz. Kütlede arkadaşlar değişmeyen madde miktarı mutlak diyoruz. 1 ve 3 nerede bu? Ceyhan. Evet, aşağıda verilen cihazlardan hangi görüntüleme amacıyla ses dalgalarını kullanır? Evet, ultrason cihazı arkadaşlar biliyorsunuz ses dalgalarını kullanıyor. Özellikle hamilelerde arkadaşlar ceninin ne yapıyor arkadaşlar? Cinsiyetini veya sağlık durumunu vesairesini belirliyor. Sonra da arkadaşlar deniz diplerindeki efendime söyleyeyim değişik madenleri veya balık sürülerini aramakta kullanılıyor. Zaten yunus balığı gibi, balinalar gibi arkadaşlar canlılar da bu sistemle haberleşiyor. Tomografi ise arkadaşlar elektromanyetik dalgaları, manyetik alanı yani sesle ilgisi olmayan bir görüntüleme cihazıdır. Cevabımız 1 ve 3 sevgili arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Sevgili arkadaşlar anlamadığınız yerler olursa lütfen kibar bir şekilde sorun. Yok şu yanlış oldu vesaire demeden kibarca diyorum. Biz de yanlış yaparız. Biz de insanız. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Evet sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın.